güzel düşüncelerine katılıyorum. Can kardeşim de hakikaten güzel ifade ettiler. Ben şunu söylemek istedim. Yani Pınarbaşı MHP'liler için çok önemliydi. Alparslan Türkeş'in doğduğu memleketi, bir belde. Dolayısıyla MHP'liler burayı kazanmak veya kaybetmek istemiyorlardı. Dolayısıyla 31 Mart'ta seçim sonuçlarına ciddi anlamda tepki gösterdiler ve seçimlerin ertelenmesini sağladılar iktidarın da gücüyle. Şimdi Pınarbaşılı ikinci olarak gittiği seçimde burada Tayyip Erdoğan'ı cezalandırmak değil. Çünkü MHP muhatapları, Milliyetçi Hareket Partisi muhatapları ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin orada ortaya koyduğu bir tavırla seçim iptal edilmiş. Dolayısıyla Pınarbaşı halkı dedi ki ben irademin arkasındayım. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Deniz Bey'i ben belediye başkanı olarak görüyorum dedi. Ama diğer Turan Bey'in de Emin Bey'in de Sayın Erdoğan'la ilgili söylemlerine fazlasıyla katılıyorum. Ama ben bugün Özgür Özel'i dinledikten sonra artık Erdoğan'la ilgili olumsuz cümleler kurmamaya karar verdim. Çünkü bugün Özgür Özel Rize'de çok güzel bir konuşma yaptı. Dedi ki Erdoğan'la kavga etmemek, özellikle onun memleketi Rize'de kavga etmek, tartışmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Türkiye'ye bir şey kazandırmaz dedi. Ben de bir kendi sesinden kadar dinleyelim mi? Hatta Erdoğan'ın da normalleşme sürecine ilişkin yine dikkat çekici bir açıklaması vardı. Bir dinleyelim. O Özgür Özel ne dedi? Erdoğan ne dedi? Oradan devam edelim, olur mu Cemal Bey? Memnuniyetle. Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinde hakaret etmenin, tartışmanın, onunla kavga etmenin ne bana, ne kendisine, ne Rize'ye, ne Türkiye'ye faydası var. Ancak buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Normalleşme muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşme hem müzakere hem mücadele etmek, gerektiğinde de meydanları da doldurmak, eylem de yapmak, sesin en gürünü çıkarmaktır. Yumuşamayla birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini son derece kıymetli buluyor. Son bir yılda yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz biraz yoruldu. Siyaset de bundan etkilendi. Önümüzde 5 senelik bir zamanımız var. Bu süreyi en etkin, en verimli vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gereksiz tartışmaların içine girmeyeceğiz. Bizi kimsenin kendi gündemine hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Evet, açıklamalar böyleydi. Siz özellikle CHP lideri Özgür Özel'in ifadelerinden nasıl bir sonuç çıkardınız ki Cemal Enginyurt? Normalleşme sonucu çıkarttım. Kendimin çok sert olduğuna kanaat getirdim. Yani ülkede emeklinin 10 bin lira maaşla geçinemediğine isyan etmenin, staj ve çıraklık mağdurlarının hakkını savunmanın, bir günden 17 yıl kaybetmiş kademeliğe sahip çıkmanın, uzman çavuşların, belediyedeki taşeron işçilerle ilgili Bağkur esnafının 7200 prim günü, mülakat, hatta müfredatla ilgili çok sert tepki göstermiştim geçen akşam Sözcü TV'de. Bu cumhuriyete başkaldırıdır demiştim. Bu Atatürkçülüğe, Türk milletine layık ve demokratik cumhuriyete başkaldırıdır. Yönetimin, rejimin değiştirme yoludur diyerek çok sert tepkiler göstermiştim. Hem Özgür Özel'i dinlerken hem de Erdoğan'ı dinlerken çok mahcup oldum. Kendimden utandım. Bundan sonra normalleşmeye karar verdim. Yumuşamaya karar verdim. Çünkü Erdoğan da diyor ya toplumun yumuşaması gerekir. Bu 4 yıl içerisinde millet kavgadan bıktı diyor. Hakikaten kavgadan bıktık. Çünkü 22 yıldır bizi döven bir Recep Tayyip Erdoğan var. 22 yıldır sağlı sollu kroşelerle bizi yerle bir etmiş bir Recep Tayyip Erdoğan var zannediyorduk. Kadınlarımıza sürtük diyen, erkeklerimize namert, alçak diyen, Millet İttifakı'na FETÖ'cü, PKK'lı diyerek en ağır hakaretleri eden, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan, Türk milleti demeyi provokasyon gören, TC yazılarını kaldıran, andımızı kaldıran bir Erdoğan 22 yıldır bizi dövmüştü.
Ama biz dayak yediğimizi zannetmişiz. Aslında olan bir şey yokmuş. Bu 4 yıl içerisinde dinlenmemiz gerekiyor, yumuşamamız gerekiyor, normalleşmemiz gerekiyor. Onun için ben Pınarbaşı seçimlerini demokratik bir seçim olarak görüyorum. Buradan bir Erdoğan mağlubiyeti çıkarmamak lazım. Yerel bir seçim demek lazım. Küçük bir seçim demek lazım. Eğer bir seçim sonucu elde edilecekse Sayın Şirin'e katılıyorum. Kibar, normal ve yumuşak bir şekilde erken seçim demiyorum ben Emin Şirin gibi. Hemen seçim diyorum. Hemen seçim diyorum. Peki. Çünkü ülke batıyor. Ülke yangın yerine dönmüş. Dolayısıyla yumuşak ve normalleşme anlamı içerisinde kavga etmeden, çünkü Recep Tayyip Erdoğan bizi dövmeyecekmiş 4 yıl daha, bize yumruk atmayacakmış. Tam da bu kararı vermişken ben hemen seçim diyorum.